Kolay çekecek misiniz? Kalk, beni babam kaldırdı. Ya yüzüm ne topraktı hep. Kalktım, babamın üstünde beton vardı. Annemle abim konuşmuyordu. Kolumda bir saat vardı. Onun ışığından buldum işte yolu. Ne kadar delik buldum. İşte oradan kazdım. Babama ya kendim çıktım. Çıkarken babam dedi, tek umudum sensin dedi bana. Arka taraftan kaçtım geldim işte. Emmimgil'e doğru gittim. Onlar da enkazın altında çıktı. Geri işte arabanın içinde biraz oturduk ettik. İşte Fırat abim geldi. Babamın yanına kurtaramadık. Çıkarken kim yardım etti? Alex köpeğim. Ne yaptı? Kolumdan tuttu. Yani ceketimden çekti. Böyle. Evet, birlikte çıktık. Hadi Alex ya. İlk çıktığımda işte havlıyordu. Alex zaten yanımda direkt arka taraftaydı. İşte çıktım, bir ceketimden çekti, öyle çıktı işte. Hı hı. Mesela her gün, her geldiğimizde kapının önünden ayrılmıyor. Hı hı. Yani babamın o tarafa gidiyor, orada yatıp bakıyor işte, oturuyor. Gitmiyor, göndersek de gitmiyor, çağırsak da gitmiyor. Bir yere. Ne kadardır sizle beraber? Küçüklükten beri. Hı hı. Yani bebekti, öyle almıştık, babam getirmişti bana. Evet, ya küçüklüğümden beri hep benim yanımda, yardım eder. Yani gezer benden, yanımdan ayrılmaz. Büyümeye devam edecek. Evet, şimdi. Evet. Büyünce de evimi alırım kendine. Abim burada yatıyordu, ben o tarafa yatıyordum. Babam, gel kardeşim yerde yatıyorlardı. Senin yastığı şu babam altına koyuyordu. Şu kardeşimin yastığı şu. Küçük kardeşim. Evet. 5 yaşında. Onun yastığı. Ölerim oğlum, ölerim oğlum. Ne bakacaksın? Hasan. Evet, geleceğim. Ben hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Şu halimize bakın, yani girilecek ev yok. Yani yaşanacak bir oturulacak yer kalmadı. Yani şöyle bakıyorum, bir banyo yapamıyoruz. Ya ne diyeyim sana, bir ilaç getirtiremiyoruz. Ekmeği halk olmasa biz acımızdan öleceğiz. Benim 8 tane kaybım var. 8 tane cenazem var. 3,5 ay önce benim babam vefat etti. Babamın ardından 8 tane de böyle vefat eden kardeşlerim var, amcam var, yengem var, yeğenim var. Hangi birini söyleyeyim ben sana? Köyümün hepsi öldü zaten. Kim kaldı ki? Konu komşu kalmadı, hepsi öldü. 35-36 kişi öldü. Söyleyecek artık sözler bulamıyoruz. Yani yaşantımıza ne diyelim? Deprem sallanmasına ne diyelim? Ben kendi yeğenimi enkaz altından, araba kirkiyosundan, kirköyle yardımından kaldıra çocuğu orada kurtardım ve diğer yeğenim de, büyük yeğenim vardı kardeşimin. Onun cesedini bile daha kirköyden aldım. Çınar'la küçük kardeşi bize emanet yani. Başka kime emanet edeyim? Ve kimseye de vermem yani. Onda bana kardeşimin yadigarları artık. Sen git bir daha buraya gelme. Şeyla.
Mesela babamdan anneme atıyor.